Şimdi bu dersimiz üniversitede alınmıştır ama üniversitedeki ders sınav için çok işlevsel değildir. Onu söyleyeyim. Çünkü üniversitedeki derste daha çok sizlerin pratik uygulama yapmanız üzerine gidilir. Bir konuya da kazanım belirtilir. Bununla alakalı bir materyal hazırlamanız beklenir sizlerden. Burada daha çok biz teorik üzerine gidiyoruz bu derste. Her yıl ortalama 4 ila 5 soruluk bir kısmı vardır öğretmenlerim. Buna bakacağız. Burada tabi kılavuzda 4 ila 5 soru gelecek diyor ama şöyle bir durum var onu da bilin. Son yıllarda çok fazla öyle gelmiyor. 2-3 soru falan geliyor. Geri kalan ne oluyor? İşte kavram haritası soruyor içinde. Zihin haritası soruyor. Öğretim ilki yöntemlerinden başka bir şey sorabiliyor. Bir yaklaşım sorabiliyor. Böyle şeyler görebilirsiniz. Yadırgamayın. Niye? Çünkü üniversitede bu dersin kitabını açtığınızda içinde program geliştirmenin de bilgisinin olduğunu görürsünüz. Mesela sistem diye bir kavram anlatılır. Öğretim ilki yöntemleri dersinden de bilgiler olduğunu görürsünüz. Aslında biz program geliştirme ve öğretim ilki yöntemleri dersini sizlerle bitirerek bu derse ve tabii akabinde sınıf yönetiminde de bir temel oluşturduk. Yani buradaki ders saatin az filan görmeyin. Aslında öteki tarafta öğrendikleriniz bazı kavramlar var bunun içinde. Onlar anlatılmadı çünkü orada anlatıldı zaten. Burada o yüzden az bir saat çıkıyor. Ama yine yeterli bir kapsam size vereceğiz. Şimdi burada şöyle bir tavsiyem var öğretmenlerim. Sınıf yönetiminde de aynı tavsiyeyi söyleyeceğim de. Buradan özellikle bu tavsiyemi dikkate almalısınız. Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı 2012 senesinden sonra sınavın kapsamına detaylı şekilde eklenen bir konu. O yüzden sektörde bu yönde soru yazımı çok fazla yok. Zaten eğitim teknoloğu da yok. Hani bu yönde soru yazacak. Yalap şap sorular olabiliyor. O yüzden ben yayınlardaki bu tarz soruları çok beğenmiyorum açıkçası size söyleyeyim. Tabi tercih sizindir. Ben onun yerine size şunu tavsiye ederim. Bu dersle alakalı eğer ya hocam ben hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyorum. Bunlar hep yanlış çıkıyormuş gibi düşüncelere kapılmak istemiyorsanız. Bu dersi zaten kısa bir konu hemen bitecek. Çıkmış sorularını çözün. Ki 2013'ten beri baya bir soru var elinizde. Bir de Dershanelerin Türkiye geneli denemelerindeki materyal tasarım kısımlarını çözün. Yani konu soru bankası kitaplarındaki soruların çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Benim size nacizane tavsiyemdir, uyup uyumamak sizin takdirinizdir öğretmenlerim ki sınavda ne dediğimi zaten daha net anlayacaksınız. Hadi bakalım fazla uzatmadan başlayalım o zaman. Dersimizin içeriğini size bir tanıtalım. Ne var dersimizin içeriğinde? Önce temel kavramları inceleyeceğiz. Bugün bunu ele alırız. Birkaç tane temel kavram var eğitim teknolojilerinde kullanılan. Bunlardan bahsedeceğim size. Sonra bir materyal hazırlanırken nasıl bir süreç izleniyor? Hangi işlemler yapılıyor ve hangi ölçütlere göre materyal hazırlanıyor? Buna bakacağız. Sonra materyal kullanmanın eğitimsel olarak ne gibi faydaları var? Bunları ele alacağız. Peşine görsel tasarım diye bir konumuz olacak ki son sene ve önceki senelerde sınava giren öğretmenlerim varsa ÖSYM son yıllarda bu konuya değer veriyor. Görsel sorular artmaya başladı. Bazı öğretim araçları nasıl kullanılır? Bunlardan bahsedeceğim size etkili kullanımı. İşte yazı tahtası olsun projeksiyon cihazları olsun bunları ele alacağım. Eğitimde bilgisayar kullanmanın önemi nedir? Buna bakacağım. Kıymetli bir konumuzdur. Bilgisayar kullanımının pek çok versiyonu var. Bilgisayar destekli öğretim gibi, harmanlanmış öğretim gibi, ters yüz edilmiş öğretim gibi, zeki öğretim sistemleri gibi pek çok uygulama var. Bunlara bakacağız. Ve, 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 ve en kıymetli konum burasıdır öğretmenlerim. Edgar Dale'nin yaşantı konusu diyeceğiz sizlerle. Burası materyal tasarımının en kıymetli konusu olarak görüyorum ben kendimce. Hadi o zaman artık başlayalım. Hayırlısı olsun diyelim. Geldim ilk konuma. Temel kavramlar. Bunların sayısını artırabilirdim. Yeterli gördüm. Bu üç şeyi bilseniz şu an için yeterli. Eğitim teknolojisini ele aldım. Çünkü eğitim teknolojisi hem sınavda sorulabilir hem de mülakatta sorulabilir. Karşınıza çok çıkar. Benim de yüksek lisans komisyonundaki sorumda eğitim teknolojisi nedir diye sormuşlardı. Onu cevaplamıştım. Eğitim teknolojisi ne? Şimdi burada öğretmenlerin eğitim teknolojisi dediğimizde genellikle Elektronik cihazlara örnek verdiğini görürüz. Sınıflarda ben bunu bazen yoklarım. İşte bilgisayar örnek verirler, projeksiyon örnek verirler, etkileşim tahta örnek verirler. Doğru bunlar eğitim teknolojisidir. Ama sadece bunlar değildir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığınızda öğretmenlerim teknoloji kelimesini şöyle açıklıyor. İnsan yaşamını kolaylaştıran her türlü buluş. E o zaman eğitim teknolojisi dediğimde ne anlayacağım? Eğitimi gerçekleştirmek için kullanılan her türlü buluş unsur. O zaman kaba bir tabirle eğitimi gerçekleştirmek için kullandığımız her türlü unsur bizim için eğitim teknolojisidir. Yöntem, teknik, materyal, araç, gereç bunların hepsi bir eğitim teknolojisidir. Yani projeksiyon cihazı nasıl bir eğitim teknolojisi ise yazı tahtası da bir eğitim teknolojisidir. İstasyon tekniği de bir eğitim teknolojisidir. Çünkü hepsi teknoloji tanımına uygun şekilde eğitimi daha sağlıklı, daha kolay gerçekleştirmemiz için ortaya atılmış buluşlardır. Ama bir de bunun kitabı tanımı vardır. Cevat Alkan Hoca tarafından yapılan şöyle bir tanımlama vardır. Öğrenme faaliyetlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sürecidir. Bütün bu sürece biz eğitim teknolojisi diyoruz. Süreci tasarlaman, yani dizayn etmen, bu süreci uygulaman, değerlendirmen ve elde ettiğin dönüklere göre geliştirmen. Bütün bu süreçleri kapsayıcı unsura eğitim teknolojisi diyoruz. Hatta bazı akademisyenler eğitim teknolojisini Eğitimin en kapsayıcı kavramlarından biri olarak görürler. İçinde öğretim ilki yöntemleri de vardır, program geliştirme dersi de vardır. Pek çok bilimi bir bünyesinde barındırmıştır. Bu kitabı tanımdır ama bana sorarsanız aklınızda ge tutmanız gereken tanım şudur. Eğitimi gerçekleştirmek için kullandığım her türlü unsur benim için eğitim teknolojisidir. Bir de öğretim teknolojisi diye bir kavramla karşılaşırsınız. Bu ne demek? Eğitimde yani eğitim bilimlerinde öğretim kavramı geçtiğinde genellikle bir disiplin bir ders kabul edilir öğretmenlerim. Mesela dersinizin programının adı dikkat edin öğretim programı. Ne yapıyorum diyorsun? Dersi öğrettim diyorsun. Bak öğretim hep buralarda geçiyor. O zaman öğretim genellikle bir disiplinle alakalıysa öğretim teknolojisi dediğimde ne o zaman öğretmenlerim? Belli bir disiplinin özel amaçlarına yönelik olarak hazırlanmış unsurlar teknolojilerdir. Yani edebiyatın Edebiyat dersinin kazanımlarına yönelik olarak hazırlanmış unsurlar. Sosyal bilgiler dersinin kazanımlarına yönelik olarak hazırlanmış unsurlar. Fen bilimleri dersinin kazanımlarına yönelik hazırlanmış unsurlar. Mesela Türkiye'nin ya da işte Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemiyle ilgili bir siyasi harita tarih dersinin belli kazanımlarına hitap ettiği için bir öğretim teknolojisi olarak düşünülebilir. Geldim üçüncü kavram burada açıklayacağım. Ortak yaşantı alanı. Şimdi ortak yaşantı alanı ne demek? Şöyle bir şema oluştururlar bunu ortaya atan kişiler. Peki şema neyi kastediyor? Bu kesişim kümesinde kümelerden biri öğretmenin yaşantısını temsil eder. Diğeri de öğrencilerin yaşantısını temsil eder. Şimdi sınıfta bir öğretmen var bir de öğrenciler var yaşantı geçiren. İşte bu öğretmen ve öğrencilerin yaşantılarının kesişmesine de biz ortak yaşantı alanı diyoruz. Unutma neymiş ortak yaşantı alanı? Öğretmen ve öğrencilerin yaşantılarının kesişmesine verilen isimmiş. Bu kavramı önemsiyorum çünkü çıkabilir. Burada öğretmenlerim Peki ne görmem lazım benim ortak yaşantı alanında? Bunun genişlemesi veya daralması nasıl mümkün? Bir kere şunu bilin, genişlemesi lazım. Bu kesişimin genişlemesi lazım. Ne kadar çok kesişirse o kadar iyi çağdaş eğitim adına. Ne kadar az kesişirse o kadar kötü. Peki ben bunu nasıl genişleteceğim? Şöyle bir yorumlamak gerekirse genişletmek için yapmanız gerekenler şunlar. Eğer öğrencilerinizi merkeze alıp birey merkezli bir eğitim yaparsanız sınıftaki ortak yaşantı alanı genişler. Çünkü çocukları daha iyi tanıyorsunuz demektir. Onların ilgilerini çeken bir ders işliyorsunuz demektir. Ve bunun sonucunda da öğrencilerle etkileşiminiz yani yaşantılarınızın kesişmesi artmıştır. Aktif öğrenme yaklaşımını kullanıyorsanız, çocukları sürece dahil ediyorsanız ve onlarla bir etkileşim içinde faaliyet gerçekleştiriyorsanız yine ortak yaşantı alanınız genişlemiş demektir. O yüzden unutmayın ne kadar birey merkezli ne kadar aktif öğrenmeye dayalı bir süreç tasarlayabilirsek bu ortak yaşantı alanı o kadar genişler, kesişim o kadar genişler ve eğitim o kadar verimini artırır diyoruz öğretmenlerim. Bu üç tane kavram temel kavramlar olarak bizim için yeterlidir. Şimdi gelelim diğer başlığımız. Materyal oluşturma sürecinden bahsedeceğiz sizlerle beraber. Bunları da değinelim. Şimdi üniversitede materyaller oluşturmuşsunuzdur. <laughs> belli ölçüde belli şeyler sağlamışsınızdır. Tabi baktığınızda sınıftaki herkes aynı materyali hazırlamaz. Herkesten farklı bir materyal geldiğine şahit olursunuz. Peki niye herkesten farklı materyal gelir? Çünkü kriterleriniz farklılaşmıştır. Bir materyal oluştururken önce aşamaları dikkate almanız lazım. Hangi aşamalarla materyal hazırlayacaksınız? Bir öğretmen materyal hazırlarken ilk yapması gereken dersin kazanımlarını incelemektir. Önce bir kazanımlarınızı gözden geçireceksiniz. Bu materyali hangi kazanıma yönelik kullanacağınıza karar vereceksiniz. Ardından bu materyali hangi yöntem ve teknikle kullanacağınıza karar vereceksiniz. Çünkü mesela anlatım yönteminde farklı bir materyal gerekebilir. Gösterip yaptırma yönteminde daha başka bir materyal gerekebilir. Bu tamamen yönteme tekniğe göre farklılaşan bir unsurdur. O yüzden öğretmenlerim kullandığınız yöntem teknikte etkilidir hazırladığınız materyalde. Bunu da dikkate almanızı da fayda vardır diyoruz. Başka bir unsur, materyal oluştururken kullanacağınız araç, gereç ve teknoloji seçmeniz gerekiyor. Bu materyali neyden imal edeceksiniz? Plastikten mi, kartondan mı, kumaştan mı, tahtadan mı? Buna karar vermeniz lazım. Tüm bunları seçtikten sonra materyal oluşturmanız gerekiyor. Yani bir materyal oluşturma sürecinde sırasıyla şunlar yapılıyor: önce kazanım inceleniyor, sonra bu materyalin hangi yöntem, teknikle kullanılacağına karar veriliyor. Materyali hazırlarken kullanacağım araç, gereç ve teknolojiyi yani malzemeyi seçiyorum. Arzından materyali oluşturuyorum. Bunlar aşamalarım. Bunların sırasını bilmekte fayda var. Ama her zaman unutmayacağımız bir bilgi. Bunu hiç aklımızdan çıkartmıyoruz. Bak burada da çıktı karşıma. İlk bakman gereken neymiş yine? Kazanımlar. Önce kazanımlara uygun bir materyal olması gerekir. Tabi bu şart yetmez. Belli kriterlere de uygun olması lazım benim hazırladığım materyalin. Bu kriterler nedir öğretmenlerim? Birazın, biraz önce bir tanesini bulduk. Materyalim illaki hedeflerime uygun olmak zorunda. Buna dikkat edeceğim. Düzeye uygun olmak zorunda. Öğrencilerin gelişim özellikleri de benim için belirleyicidir. İlgileri, ihtiyaçları, yetenekleri belirleyicidir. Çünkü her kademede her materyal kullanılmaz dikkat ederseniz. Okul öncesinde kullanılan materyallerde baktığınızda detay azdır daha kaba taslaktır, daha parlak renklerdir ama lise düzeyinde kullanılan bir materyalde daha detaylı bir unsur çocuklara sunabilirsiniz. Konuya uygun olması önemlidir öğretmenlerim. Dersin konusu da burada belirleyicidir. Şimdi bir coğrafya öğretmenini düşünün. Bazı konuda yer küreye ihtiyaç duyar, bazı konuda kabartma haritaya ihtiyaç duyar. Tamamen şekillenir konuya göre bu. Ekonomik olması önemlidir. Materyallerimizin az maliyetle imal edilmesi çok kıymetlidir. Üniversitede bizim hocamızın vurguladığı en önemli unsurlardan daha doğrusu onun dikkate aldığı unsurlardan biri buydu. Derdi ki bize köy okuluna bile gittiğinizde bulabileceğiniz malzemelerden hazırlayın. Bu pintilikten yapılan bir şey değil öğretmenlerim. Burada mantık şu. Her gittiğin okulda imkanlar aynı olmayabilir. O yüzden senin her şartta bir materyal oluşturabilmen gerekiyor. Yeri geldiğinde geri dönüşüm malzemelerinden de bir materyal oluşturabilirsin. Yeri geldiğinde insanların çerçöp diye gördüğü şeylerden de bir materyal oluşturabilirsin. Bunun yanında materyalin yaşama yakın unsurlar içermesi gerekiyor. Hayatla bağlantılı, hayatın içinden ögeler barındırması gerekiyor. Çocukların ilgisini ve dikkatini çekmesi gerekiyor. Gerek tasarımıyla, gerek renkleriyle. Güncellenebilir olması gerekiyor. Bak bu da kıymetli. Şimdi sen sınıfa etkileşimi tahta koymuşsun. Bu güncellenmezse büyük problem. Ben 10 yılda bir akıl tahta atacak halim yok. Bunun yazılımının sürekli güncellenebilir yapıda olması lazım. Dayanıklı olması gerekiyor materyalin. Bir iki kullanmada hemen ömrünü yitirmemesi lazım. Deforme olmaması lazım. Tekrar tekrar kullanılabilmesi lazım. Kolay kullanılabilir olması gerekiyor. Şimdi burada <laughs> hem öğretmen hem de öğrencinin kullanımı kastedilir. İkisi tarafından da rahatlıkla kullanılan bir şey olması gerekiyor. Ben hatırlarım mesela ortaokulda. Fen bilgisi öğretmenimiz elektroskop diye bir şey getiriyordu. Tabi o zamanki şartlardan dolayı elektroskopun yapraklarını jelatine falan sarması gerekiyordu. Zor bir kullanım vardı. Öğretmen orada 10-15 dakika uğraşıyordu. E biz boşta kalıyoruz. Bu uygun bir yapı değil. Fiziki ortama uygun olması gerekiyor öğretmenlerim. Materyali nerede kullanacaksınız? Kapalı bir sınıfta mı? Açık bir ortamda mı? Buna da bakmanız gerekiyor. Yeterli bilgi içermesi gerekiyor. Buna dikkat edin. Sorularda bunu çok kullanacaktır. Ne kadar bilgi içermeli der. Çok bilgi içermesi iyi değildir öğretmenlerim. Şöyle şeyler yazacak. Alandaki bütün bilgileri içermeli falan. Hayır böyle bir şey yok. Yeterli bilgi. Ne kadar yeter bilmiyorum. Yettiği kadar yeter. Konuya kazanıma göre değişir bu. Ama ölçüt budur. Yeterli bilgi. Optimal bilgi olacak. Bazen ben kitap evlerinde falan karşılaşırım. KPSS hazırlanırlar muhtemelen çünkü o kitapları seçiyorlar. Diyor ki mesela bir tanesi şu kitabı alalım diyor. Öteki yanındaki arkadaşı uyarıyor. Hayır diyor kızım diyor şunu alalım diyor. Bu daha kalın diyor hem daha aynı para diyor. Oldu olacak okkayla al yani böyle bir şey yok. Sen burada bilginin niteliğine bakacaksın. Miktarının çok olması iyi değil. Çocuğa amelelik yaptırırsın. Gereksiz bilgi yorar insanı. Bir de öğretmen yeterliklerine uygun olması gerekiyor. Sen sınıfı etkileşim tahtayı koyduysan bu öğretmene bunun nasıl kullanılacağını öğretmen gerekiyor. Bir öteki türlü bu öğretmen bunu kullanamaz. Problem yaşanır. O yüzden buna da dikkat etmen gerekir. Hatta sınıftaki yazı tahtasının bile montelenmesi önemlidir öğretmenlerim. Ne kadar yükseklikte montelendiği. Bazen dershanelerde oluyor. Biraz yüksek montelemiş oluyorlar. Sınıfa bir giriyorum. Sınıf haber bülteninde altyazı gibi. Tahta öyle kullanılmış. Üst tarafa bir şey yazamamış. Ortadan alta yazabilmiş yani. Üst tarafta sıkıntı. Ya da biz en üstte yazabildiğimiz için Allah boy vermiş eksik olmasın. Burada arkamızdan sövebiliyor. Buraya kadar niye yazmış filan diyor. E şimdi bu hoş bir durum değil. Sınıfta öğretmenin tahtayı nizami kullanabilmesi lazım. Sen öğretmenin yeterliliğini de dikkate alacaksın. Şimdi öğretmenlerim bunlar kriterler. Bunların arasında bir sıralama yok. Sadece şurada sıralama var. Eğitimin aslında her yerinde bu böyle geçerlidir. Her zaman önce hedefe bakarsınız. Sonra öğrenciye bakarsınız. Sonra konuya bakarsınız. Sıralama hep böyle gider. Hedef, birey, konu. Sıralama budur. Bundan sonrakiler bir sıralamaya dahil değildir. Ama tabii dikkate alınması gereken kriterlerdir diyoruz. O zaman materyali bu aşamalarla hazırlıyoruz. Bu kriterlere uygun şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi geldim. Diğer bir başlığım. Materyal kullanımı bana ne gibi faydalar sağlıyor? Buna da bakmam lazım. Aslında pek çok faydası var. Buraya yazdığımız şeylerle de sınırlı değil. Ben sadece literatürde kabul görmüş ortak paydaları yazmaya çalıştım. Yeterli zaten bunun üstünde bir şey sormaz size. Sadece materyal kullanımı değil, yöntem teknik kullanmanda da, strateji kullanmanda da temel fayda budur öğretmenim. Bak bunu unutma. Her zaman amacın daha kalıcı, daha verimli öğrenmeler gerçekleştirmektir öğrencilerde. İlk önce bunu sağlaman lazım. Buna dikkat etmen lazım. Bunu göz önünde bulundurman lazım. Materyal kullanmazsan Aşağıdaki pek çok unsuru sağlayamadığın için öğrenilenlerin kalıcılığı düşer. Zaten bu altta yazan maddelerin hepsi bu birinci maddeye hizmet etmektedir. Başka neler sağlar? Bilgileri somutlaştırır. Soyut bir kavram ben ne yapacağım? Mecbur görselle, maketle, modelle somutlaştıracağım. Şimdi fen bilgisi öğretmenleri atom içi parçacıkları anlatırlar. Atom modellerini anlatırlar. Ya dünyada atomun iç yapısını gören yok ki tahminen bir teori o. Sen şimdi bunu ne yapacaksın? Maketlerle, modellerle somutlaştıracağım mecbur. İçeriği daha açık ve anlaşılır hale getirir materyal kullanmak. Çünkü çok sayıda duyu organına hitap edersin çocuğun. Hatırla bu da açıklığı artırırdı. İlgi ve dikkat çeker. Hatırlayın. Ben unutamam mesela ilk fen dersim ortaokulda. Hocamız bir maket getirdi. İnsan maketi, erkek maketi, kolu bacağı yok adamın. İç organlar sökülüyor. Böbrek, bağırsak, kalp, mal. Gayet ilgi çekiciydi. Ya da İngilizce öğretmenlerimiz o dönem lisedeyken biz hazırlık sınıfında Harlem'de gezen zenciler gibi Goldmaster teybi omzuna alıp geliyordu. Gayet dikkat çekici bir unsur. Etkin katılım sağlama. Dedik ya materyali çocuk da kullanacak. O yüzden çocuğun derse katılmasını da sağlar bu materyal. Mikroskoptan soğan zarı incelemişsinizdir. Al sana etkin katılım. Etkileşim tahtayı kullanıyorlar. Al sana etkin katılım. Yine dersi takibi kolaylaştırır. Bak bu bile bu amaçla oluşturulmuş bir şey. Ben anlatırken sen buradan takip et istiyorum. O yüzden bunu oluşturmuşum. Dersi daha kolay takip ediyorsun. Yine hatta buraya ekleyebileceğim. Güvenli gözlem sağlar diyoruz. Materyal kullanmak. Güvenli gözlem sağlar. Bazen riskli durumlar vardır. Gerçek ortamda gözlemletemeyeceğim vahşi hayvanlar gibi, doğal afetler gibi. Ama bunları materyallerle, araç gereçlerle, bir videoyla, bir projeksiyonla rahatlıkla güvenli şekilde gözlemletebilirsin. Yaşantı zenginliği sağlar. Pek çok yaşantı sunabilirsiniz. Görsel, dokunsal, işitsel, simülasyonlarla yaparak yaşayarak öğrenme temelli yaşantılar sunabilirsiniz materyallerle. Bireysel farklılıklara hitap eder. Sınıfta pek çok öğrenme tipine sahip çocuk olabilir. Sen sadece anlatırsan kısıtlı öğrenciye hitap edersin. Ama işin içine materyal katarsan daha çok öğrenciye hitap etme şansın vardır. İnandırıcılığı artırır. Bilgiler çocuklara daha inandırıcı gelir. Çünkü daha somut şekilde görürler bunu. Sözden ve zamandan tasarruf sağlar. Belki de 40-50 kelimeyle açıklayacağım bir kavramı sen, bir fotoğraf, bir görsel, bir resim kullanırsan, belki 20 kelimeyle de açıklayabilirsin. Daha tasarruflu olur. Eğitimin standartlaşmasını sağlar. Bu kötü bir şey değil öğretmenlerim. Fatih Projesi'nin de amaçlarından biridir duyduysan. Ne der Fatih Projesi'nde? Fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme harekete. Şimdi amaç ne? Bütün okullara ben bu teknolojiyi araç gereği sağlarsam okullardaki standart, eğitim standartı belli bir kalite seviyesine yükselir. Materyal bunu sağlar. Ve bugün öğrendiğimiz bir kavram ortak yaşantı alanını genişletir. Çünkü sınıfta materyal kullandığınızda öğrenciyle etkileşiminiz artar ve yaşantınız ortaklaşmaya başlar. Bunlar bilindik faydalar. Sadece şuna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Öncelikle faydası nedir? Daha kalıcı, daha verimli öğrenme sağlamaktır. Alttaki bütün kriterler zaten buna hizmet etmektedir diyoruz. Evet geldim bir diğer başlığıma. Görsel tasarım dediğim bir başlık var öğretmenlerim. Son yılların flash konusu ÖSYM kaçırmadan soruyor. Şimdi burada bahsedeceğim konu ki aranızda görsel sanatları öğretmenleri varsa izleyen şu anda beni. Bunlar tanıdık gelecektir zaten onlara. Normalde görsel sanatlar alanının konusu bunlar. Bizimkiler uyarlayıp almışlar, belki ufak tefek farklılıklar katmışlardır. Niye peki ben orada konuyu buraya almışım? Yani benim görsel sanatlarla ne işim var? Çünkü öğretmenlerim, yapılan bir araştırmaya göre kullanılan materyallerin büyük çoğunluğu yani %61-%62 gibi bir oran çocukların görme duyusuna hitap ediyor. Yani o yüzden görsellik önemli materyalimizde görsel tasarıma sahip olması gerekiyor. Biz de bunlardan bahsedeceğiz. Peki neler konuşacağız görsel tasarımda? Görsel tasarımda önce görsel tasarım ögelerinden bahsedeceğim. Sonra ilkelerinden bahsedeceğim. Bunlar ne peki? Görsel tasarım ögeleri görseli oluşturan elemanlardır. Görseli oluşturan elemanlardır. Ögeler yani adı üstünde öge, parça, eleman, malzeme. Sen bunları kullanarak bir görsel meydana getiriyorsun. Görsel tasarım ilkesi ise görseli oluştururken görseli oluştururken uyulacak kurallardır. Bunlar da görsel tasarım ilkeleri deriz biz. Bu öğeleri bir araya getirerek görseli oluşturuyorum. Bu kuralları uygun şekilde bir araya getirerek ilkeleri meydana getiriyorum deriz. Şimdi burada gördüğünüz çizgi, şekil, form, alan, boyut, doku, renk'i açıklayacağım önce. Sonra bütünlük, denge, vurgu, hizalama, yakınlık ve tekrardan bahsedeceğim. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bunları birbirinden ayırmanız çok elzem değil. Yani şu öge, şu ilke diye ezberleyip aklında tutmaya çalışma. ÖSYM böyle bir ayrım yapmıyor. Hatta sorularda diyor ki aşağıdaki öge ve ilkelerden hangisine aittir diye de soru getirebiliyor. O yüzden çok elzem değil. Genel şablonu bilsem benim için yeterli. Hadi bakalım önce ögeleri bir tanıyalım. Evet konuşacağım ilk öge çizgi. Sizlerle önce çizgiden bahsedeceğim. Hatta bazı kaynaklar noktaya da alır görsel sanatlarda bu arada. En temel öge olarak noktaya alırlar ama biz çizgiyi almışız. Çizgi zaten noktalardan meydana gelmektedir. Çizgi nedir? Çizgi tek boyutlu ögemizdir. Kasıt şu ya dikeydir ya yataydır ya çaprazdır. Tek bir boyutu vardır öğretmenlerim. Tek boyutlu en temel en basit bizim ögemizdir çizgi. Ne işe yarar peki? İlişkilendirmeyi ve ayırmayı sağlar. Bak ne yapmışız burada çizgiyi kullanıp? Başlıkları birbiriyle ilişkilendirmişiz. Ortadan şöyle bir çizgi çekseydim bunları birbirinden ayırmamı da sağlayabilirdi çizgi. Şekil oluşturmada kullanılır. Mesela şöyle düşün. Karabasan gibi yazın, hadi bakalım gençliğinin, daha doğrusu ortaokul yıllarının falan karabasan şeklidir bu. Bu ne bu? Çizdiğim. Bu sürtünmeli yüzey. Bu ne? m kütleli cisim. Bu ne? F kuvvetiyle buraya doğru çekiliyor. Bunun adı ne? Serbest cisim diyagramı. Bütün Türkiye'deki öğrencilerin karabasandır bu şekil rüyalarına girer öyle bir şekildir. Şimdi öğretmenlerim ben ne yaptım? çizgiler kullanarak şekiller oluşturdum. Her harf de bak dikkat et bir şekil aslında. Ben hepsini çizgili oluşturmuşum. Her harfin bir çizgiden, belli çizgilerin belli formlara sokulmasından geliyor. Ve dikkat et. Oku buraya doğru çektim de ben buraya doğru gidiyor algısı oluşturuyorum. Yani hareketi ve yönü de gösterebiliyorum çizgiler kullanarak. Şimdi burada dikkat edeceğiniz birkaç tane nokta var. Bazı çizgilerin özellikleri var öğretmenlerin. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şimdi çizgilerin algımız üzerindeki bazı özellikleri var. Onlara bakacağım. Kısa ve ince çizgiler uzaklık belirtir. Bak bu en uzakta gibi durur. İnsanın algısına öyle gelir. Kalın ve uzun çizgiler yakınlık belirtir. Bunlar da sanki yakınmış gibi durur. Hatta şöyle yanlarından birleştirirler sanki bir yol gidiyormuş gibi gösterirler, bir koridor gidiyormuş gibi gösterirler. Bu bir bilgidir. Çizgilerin, bazı çizgilerin özellikleri. Kısa ve ince çizgiler uzaklık, kalın ve uzun çizgiler yakınlık belirtir diyoruz. Başka bir nokta Çizgilerin özellikleri var dedik ya. Dik çizgi vardır. Yatay çizgi vardır. Bir de halkın çapraz dediği ama eğitim literatüründe köşegen çizgi dediğimiz şey vardır. Dik çizgi kuvvet belirtir. Kuvvet güç göstergesidir. Yatay çizgi durgunluk belirtir. Köşegen çizgi hareket belirtir. Mesela çocukluktan beri deniz nasıl çizerler? Böyle yatay çizerler. Durgun deniz çiziyor çocuklar. Ama ben şöyle şeyler yapsaydım suda bu ne olurdu? bir kuvvet, bir dalga etkisi oluştururdu. Hatta şöyle bir şey yapsaydım, dalgaları böyle gösterseydim sanki dalgalar buraya doğru gidiyormuş algısı oluştururdum. Bu da çizginlerin bazılarının özellikleriyle alakalı bilgidir. Unutmayın dik çizgi kuvvet, yatay çizgi durgunluk, köşegen çizgi hareket algısı oluşturmaktadır diyoruz. İlk ögemiz bu. Öğretmenler çizgi kullanarak ne yapabilir? Şekil oluşturur, harita çizebilir, haritanın üzerine bir şeyler gösterebilir, kavram haritaları yapabilir. Pek çok kullanım yeri olabilir öğretmenlerim. Geldim diğer ögeme. Şekil ve form. Aman diyeyim şekil zemin diye gelmeyin buna. Şekil zemin diğer dersin konusudur. Burayla bir alakası yoktur öğretmenlerim. Bak şekil nedir? Aha öğrenciliğimizin klasik bir çizimi. Ne bu? Cinali. Cinali bir şekildir. Dikey ve yatay olmak üzere iki boyutludur. İki boyutlu basit çizimlere biz şekil diyoruz. İki boyutlu basit çizimlere şekil diyoruz. Form ne peki? Hemen şunun yanına bir tane de cinayişe çizeyim. Şöyle saçlarını yapayım. Tam filiz akın tarzı permalı mermalı olsun. Bunları şöyle el ele tutuşturayım. Hatta şöyle kalplerde çıksın. Şöyle bir mutluluk köşesi gibi olsun burası. Hop geldi. Şimdi öğretmenlerim. Form ise görseldeki şekillerin belli bir düzen içerisinde yerleştirilmesidir. Forma sokulmasıdır yani formalden kalsın aklında. Ben şimdi bunlar alakasız yerlere de çizebilirdim ama belli bir düzen içerisinde yerleştirdim. Bunları ele tutuşturdum, kafalarından kalpler çıkarttım. Belli bir düzen var, kompozisyon var. Form ise şekillerin belli bir düzen içerisinde yerleştirilmesidir diyoruz. Buna da dikkat edin. Görsel oluştururken ben şekillerde kullanıyorum ve bunları düzenli yerleştirerek formu da kullanmış oluyorum. Diğer ögem alan. Ben görseli oluştururken alan da kullanıyorum öğretmenlerim. Alan nedir? Benim için sayfadır, bu sayfadır. Senin için defterdir. Sınıfta benim için tahtadır. Bunların hepsi benim için alandır. Alan, görselin oluşturulduğu zemindir. Benim için bu kağıt bak. Şimdi açık alan ve kapalı alan dedikleri noktalar vardır öğretmenlerim. Bunlar ne demek? Bir görsel alanında, yani bir sayfada, bir zeminde. Bir şeylerin yazdığı, şekillerin olduğu bu kısımlar dolu kısımlar yani kapalı alan olarak geçer. Hiçbir şeyin yazmadığı bu boş kısımlar ise açık olan alan olarak geçer. Unutma boş kısımlar açık alan, bir şeylerin yazdığı şekillerin olduğu yerler kapalı alan diye geçiyor. Benim burada dikkat edeceğim nokta nedir peki? Açık ve kapalı alanlar orantılı olmalıdır. Bir görselde yani alanda, naşordan şoraya kadar doldurulmaz öğretmenlerim sayfa. Bu kötü bir görüntüdür. Bazen ben sınıflara denk geliyorum meslektaşlarıma. Nasıl kullanmış biliyor musun? Tahtayı Dikey dört parçaya falan bölmüş. Ondan sonra ortadan bir daha bölmüş ikiye tahtayı. Sekiz kareye bölmüş tahtayı. Sekiz parçaya bölmüş. Adam olmuş sekiz tane tahta. Her kutucuğu da ince ince döşemiş. Bu sınıftan çıkarken tahta oluyor karınca duası. Diyorlar ki lan ne tahta kullandı? Ne tahta kullandı? Bu eğitim fakültesinde sınıfta kalır bu tahta. Niye çünkü? Ya o kadar karmaşık bir tahta olmaz. Karınca duası gibi tahta olmaz yorar insanı, algıyı bozar, bilgileri karıştırmaya sebep olur. Ondan sonra 50 defa soruyorlar. Hocam burada ne yazıyor? Hocam şurada ne yazıyor? Bu bununla alakalı mı falan? Bu sorular niye geliyor? Tahta doğru kullanılmadığı için geliyor. Sen tahtayı doğru kullan. Öğrenci orada yazanla ilgili sana bir soru zaten sormayacaktır, anlayacaktır çünkü. O yüzden öğretmenlerim açık ve kapalı alanlar orantılı olmalıdır. Görsel alanında doldurduğun yerler olduğu gibi orantılı şekilde kenarlarında boşluklar da olması gerekir deriz. Şimdi burada size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Üçüncü kural tekniği diye bir şey var. Üçüncü kural tekniği. Bu ne demek? Ona bakalım. Herhangi bir sayfa düşünün öğretmenlerim. Mesela şu dörtgen. Bir yazı tahtası olarak da düşünebilirsin bunu. Bir sayfa olarak da düşünebilirsin. Bir alan olsun yani bu alan. Herhangi bir sayfa. Alan. Görsel alanın etkili kullanmak için üçüncü kural tekniği şöyle uygulanır. Bu alanı dikey ve yatay üç eşit parçaya bölmeniz istenir. Bak şu kesişim noktaları önemlidir. Nasıl önemlidir peki? Bir görsel alanında sol üst çok kıymetlidir. Sol üst. Çünkü sol üst en dikkat çekici ve en kalıcı noktadır. Bir insan bir görsele baktığında görselin sol üst kısmında gördüğü şeyler daha fazla dikkatini çekiyormuş, daha fazla aklında kalıyormuş. Etki nasıl azalıyor? Sol üstten sonra en etkili yer sol alt, sonra sağ üst, en tırışka yerimiz sağ alt. Zaten defterlerine falan bak. Eğer Kayserili gibi doldurmadıysan defteri sağ alt tarafında daha fazla boşluk olduğunu göreceksin. Çünkü gayri ihtiyarı algın bile orayı boş bırakmana sebep oluyor. Peki bu bilgiyi nereden kullandırırlar sana? Der ki bir öğretmen önemli bir bilgi verecektir. Unutulmamasını istediği bir bilgi verecektir. Görselin neresine yerleştirilmeli bunu diyecektir. Sol üstün en kalıcı en dikkat çekici olduğunu unutma. Ha, zaten en kalıcıyı bir de en az kalıcıyı bil. Sol üst en iyi yerim sağ alt en kötü en sıkıntılı yerim bu konuda. Niye böyle diye düşünebilirsiniz. Tamamen okuma yazma alışkanlığımızla alakalı öğretmenlerim. Okumaya başladığımız yazmaya başladığımız yön sol üst olduğu için oraya daha fazla aşinaymışız. Aklınıza şu gelebilir. Hocam Araplar sağa mı bakıyor o zaman? Vallahi bilmiyorum. Araba tutup da sormadım. Bir gün bir Arap tutup sorabiliriz. Sen sağa mı bakıyorsun kardeş diye. Belki bakıyordur. Diliktir öğretmenlerimizin durumu daha kötü. Hem Arapça biliyor hem Türkçe biliyor. Ne yapacak? Ortadan gidecek o da o zaman. Bu bilgiyi de kullandırırlar. Dikkat et. En önemli yerin sol üstü. Geldiğim diğer bir ögem. Görsel oluştururken boyut da kullanıyorum ben. Boyut görseldeki ögelerin ebatlarıdır öğretmenlerim. Şimdi gelelim. Meşhur bir şeklimizi daha çizelim sizlerle. Şöyle bir çizeyim. Şöyle bir koyayım. Şunu da çizeyim şöyle. Şöyle bacamızı da yapalım şöyle duman tütsün. Aranızdan muhtemelen eleştirenler oluyordur yaz kış tutuyor diye. Çocukları eleştirmeyin. Çocuk öz kültürünü yaşatıyor. Bu köy evi çiziyor çocuk. Köy evinde ay gaz ocağı yok, Doğalgaz gaz ocağı yok. Ne var? Kuzine var. Kuzine ne yapar? Yaz kış tüter. Çünkü yemek pişmesi lazım. Şöyle kapımı da yapayım. Şöyle çıta da koyardık hatırlarsanız. Kapı tokmağı yapanlar olurdu. Kız arkadaşlar gelirdi şöyle. Perdeler çizerler değil mi? Bir arkadaşım vardı anlam veremiyordum. Her zaman şu ampulü gösterirdi buradan evin dışından. içindeki ampulü gösteriyordu. Böyle bir tip vardı. Şimdi öğretmenlerim boyut ne? Boyut görseldeki ögelerin ebatları dedik. Aha da işte bunun büyüklüğüne ben boyut diyorum. Bunu daha büyükte çizebilirdim. Daha küçük de çizebilirdim. Bu benim tercihim. Harflerin büyüklükleri benim boyutumdur. Punto diye geçer. Word uygulamasında filan. O punto işte büyüklük. Büyüklük görseldeki öğe boyut görseldeki ögelerin ebatları. Büyüklük küçüklük bunu ifade eder. Şimdi senin dikkat edeceğin nokta ne bunu kullanırken? Bak Boyutların gerçekle orantılı olması lazım. Sen evi böyle çizdiysen bunun yanına getirip de adam böyle çizemezsin. Olmaz. Çocuk kafayı yer. Bu adam buraya nasıl sığıyor der. Sıkıntı. Bu problem. Şimdi ev böyleyse bunun içine gidebilecek bir adam çizebilmen lazım. Girebilecek bir adam. Boyutlar orantılı olmalı. Gerçekle orantılı olmalı yani öğretmenlerim. Gerçek hayatta evle adam arasında nasıl bir boyut oranı varsa senin bu görselinde de bunun olması lazım. Şimdi burada dikkat edin. Ben çocukların çizdiği resmi kastetmiyorum burada. Ben senin hazırladığın görsel öğretim materyalini kastediyorum. Burada yanlış anlaşılmalara mahal vermemelisin. Bunlar denenmiş şeylerdir. Sen vücudumuzun iç ve dış organlarını tanıtacak bir görsel hazırlıyorsun. Sen orada kulağı, gözü, beyni, bacağı, kolu hepsini aynı boyutta verirsen çocuğa görselde, hele ki bu küçük çocuksa, çocuk hayatı boyunca ya da yetişkin çağa gelene kadar beynini kulağa kadar büyüklükte zannedebilir. Ha, öyle olan çocuklar da vardır, o ayrı mesele de. Şimdi yanlış öğrenmeye sebebiyet verirsin. Türkiye haritasını ölçeklendirmişsin. Makine yanlış ölçeklendirmiş. Kütahya'nın arazisi Ankara'dan büyük çıkmış haritada. Çocuk onu görürse ne zanneder hayatı boyunca? Kütahya'nın yüz ölçümü Ankara'dan büyük zanneder. Yanlış öğrenmeye sebebiyet verirsin. O yüzden gerçek hayattaki oranlarla tutarlı olması gerekiyor boyutların. Şimdi bir de burada şuna dikkat edeceksiniz öğretmenlerim. Bazen görsele çocukların bilmedikleri, hayatı boyunca görmedikleri şeyler koyabilirsiniz. Mesela zürafa çizdin görselde. Şimdi çocuk hayatı boyunca zürafa görmemiş ki bilmiyor da. Bu çocuk bunun boyutunu nasıl tahmin edecek? Bu zürafanın yanına bilinen bir şey koyacaksın. Mesela elektrik direği çizeceksin yanına. Çocuk diyecek ki ya da ağaç. Ha zürafa ağaç boyundaymış diyecek. Çünkü ağacı gördü onu biliyor. Ama zürafayı bilmiyor. Bilinmeyen şeylerin yanına bilinen şeyler çizilir ki boyut tahmin edilsin diye. Alışveriş sitelerinde çok vardır bu. Mesela kolye ucu satıyor site. Yanına 10 kuruş koymuş. Ne anlıyorsun sen buradan? Demek ki senin paran 10 kuruş büyüklüğünde kolye ucu almaya yetiyor. Yani kolye ucunun büyüklüğü 10 kuruş kadarmış. Bilmediğin şeyi bildiğin şeyden tahmin ettiriyor. Evet, geldim bir diğer. Ögem görsel oluştururken kullandım doku. Dokuyu biliyorsunuz aslında öğretmenlerim. Şöyle şeyler çizdiriyordu bize resim öğretmenlerimiz öğrenciyken. Şöyle getiriyordu. Prizma çizdiriyordu. Bunu gölgelendiriyordu falan sanki böyle 3 boyutluymuş gibi algı oluşturuyordu. Doku görsele Üçüncü boyut algısı katılması demektir. Görselin dokunma hissi yaratması demektir. Tabii benim öyle bir yeteneğim yok. Keşke olsa. Bazen böyle sayfaları çiziyorlar. Örümcek çizmiş sanki gerçek örümcek gibi duruyor burada. O kadar net çizmiş. Gölgelendirmeyle, renklendirmeyle. Ya da bazen videolar vardır. Avrupa'daki bazı ülkelerde denemişler bunu. Asfaltı uçurum gibi boyamışlar. Asfalt yolu. Oraya adım atanlar sanki uçuruma düşüyormuş gibi hissediyor. O kadar gerçekçi çizmiş. Hatta bizde son yıllarda Yaya kaldırımını öyle bir çiziyorlar ki karşıdan gelen araba sanki tümsek varmış gibi görüyor. Doku vermişler işte orada. Üçüncü boyut algısı yaratmışlar, dokunma hissi yaratmışlar. Tabi bu her zaman çizim ve gölgelendirmeyle olmaz. Onu söyleyeyim. Şöyle de sağlanabilir doku. Okul oyuncusu öğretmenisin. Bir ağaç çizdim buraya. Gövdesini kahverengiye boyarsın. Yaprakları boyamazsın. Küçük küçük yeşil yaprak tarzında kumaşlar kesersin yaprak yerlerine yapıştırırsın. Bu da dokudur. Dokunma hissi yaratır. Gerçekçi bir görüntü oluşturur. Sanki gerçek yaprak varmış algısı oluşturur. Hatta hanımlar siz bilirsiniz. Kuaförde renk kataloglarınız var. Her rengin altında bir tutam saç yapıştırılmıştır o renkte. İşte bu dokudur. Orada senin şunu algılamanı sağlıyor. Bu renk saçta üç boyutlu şekilde nasıl duruyor? Bunu algılaman için doku verilmiştir. Unutma 3. boyut algısı katılmasıdır. Dokunma hissi yaratmasıdır görselimin. Peki ne faydası var bana? daha gerçekçi olmasını sağlar. Görselin daha inandırıcı, daha gerçekçi olmasını sağlar deriz. Evet, şimdi geldim buraya. Son ögen bahsedeceğim. Renk öğretmenlerim. Görseli oluştururken bir de biz renk kullanıyoruz. Renk çok kıymetli bir şey. Niye kıymetli bir şey? Çünkü sen burada renkleri hepsini çok güzel kullanırsın. Renkleri çok iyi kullanmıyorsan burada verim düşer. Peki nasıl iyi kullanacağız? Bir kere en başta Seçtiğin renkler iletmek istediğin mesaja uygun olacak. Sen diyelim ki zararlı maddelere yönelik bir bilgilendirme afişi hazırlıyorsan, mesela sigaranın zararlarıyla ilgili bilgilendirme afişi hazırlıyorsan, bunu allı morlu pembeli hazırlayamazsın. Özendirir o zaman. Sen sigara kötü bir alışkanlıksa, bu ileteceğin mesaj kötü bir alışkanlığa ilişkin mesajsa, bunu gri, siyah, lacivert, kahverengi gibi, gibi iç karartıcı renklerle vermelisin ki mesajın karşı tarafa doğru iletilsin. Bunun yanında Gelişim dönemini dikkate alman lazım. Gelişim dönemi önemlidir. Çocukların gelişim özelliklerine göre çocuklar yaş küçüldükçe yani ilkokul ve okul öncesi döneminde ise daha parlak renkler, canlı renkler tercih edilir. Liseye falan çıktıkça biraz daha soluk renkler kullanılabilir. Mahsuru yok. Diğer bir nokta. Renkler gerçekle uyumlu olmalıdır öğretmenlerim. Şimdi gerçek hayatta insanın rengi neyse görselde de bu olmalı. İşte köpeğin rengi neyse görselde de bu olmalı. İneğin rengi neyse görselde de bu olmalı. Milka reklamını biliyorsun. İnek mor. Şimdi orada mor ineği gören çocuk gerçek hayatta mor inek beklentisine girebilir. Şimdi bak çocuğun çizdiği resimde istediği rengi boyayabilir çocuk. Ben onu kastetmiyorum. Sen bir görsel öğretim materyali hazırlıyorsun. Yanlış öğrenmeye mahal vermemelisin. Bilgileri doğru öğretebilmek için renkleri gerçekle uyum seçmen gerekiyor. Diğer bir nokta. Tek görselde çok fazla renk olmaması lazım. Yani böyle cingan bohçası gibi yapıp vermeyeceksin görseli. Tam bir net sayı yoktur ama ben sana ortalamayı söyleyeyim. Tek sayfa görselde 4-5 tane farklı renk kullanmak yeterlidir. Bunun üstüne çıkarsan artık sıkıntı olur. Görsel karmaşıklaşır, algılanma düşer. Sen Picasso tablosu yapmıyorsun burada. Burada ne yapıyorsun sen? Görsel öğretim materyali yapıyorsun. Temel renklerle şöyle güzel, sade anlaşılır bir görsel oluşturman gerekir. Diğer bir nokta. Yazı ve zemin renginin birbirine göre zıt olması lazım öğretmenlerim okunaklı olması için. Bak açık bir zemin koyu bir yazı. Bu okunaklı. Ama lacivertin üstüne yeşille yazarsan bunu kimse okuyamaz. Yani yazı ve zemin rengi birbirine göre zıt olacak. Sana en okunaklıyı soracaktır unutma. En okunaklı eşleşme sarı üzeri siyahtır. Diğerlerini filan ezberlemeye çok uğraşma. Sarı üzeri siyah en okunaklı bir yazı eşleşmesidir. Bunu deneyerek bulmuşlar. Deneysel bir çalışma bu. Burada taksiler o yüzden sarı üzeri siyahtır. Uzaktan bile okunabilsin diye. Önemli şeyler o yüzden sarı üzeri siyah yazılır. Şimdi öğretmenlerim. Burada e, birkaç rengin özelliği var. Onlara da gelmek istiyorum. Hatta bunu sizlerle bulabiliriz. Aramızda kadın kitle çoğunlukta. Onlar modayı takip ediyorlar. Modaya hakimler. Onları daha iyi bilirler. Hanımlar bir geceye gidiyoruz. Kına olur, düğün olur, bal olur, mezuniyet olur. Neyse artık bu haliyle abiye giyeceğiz. Öyle bir renk abiye giyelim ki salona girdiğimiz gibi herkes bize baksın. İlk bakışta en dikkat çekici rengi arıyorum. Salona gireceğim herkes bana bakacak. İlk bakışta en dikkat çekici renk öğretmenlerim sarıdır. Sarı abiyeyi giyip gidersen emin ol herkes sana bakar. Garanti ediyorum bunu. Kapıdan girdiğin gibi hatta dedikodum başlar. Aha geldi şopar derler bu olur. Uzaktan baktığında ilk bakışta en çok dikkatini çeken sarıdır. O yüzden sarı tonlar önemli şeylerde kullanılır ki dikkat çeksin diye. Peki hanımlar aynı geceye gidiyoruz. Bu sefer istiyoruz ki gece bitsin akıllardan çıkmayalım. En kalıcı rengi arıyorum şimdi. En kalıcı renk de kırmızıdır. Kırmızı renkle görülenler daha zor unutuluyormuş. Böyle bir özellik varmış. Sen onu giyip gidersen akıllardan çıkmayacaksın. Hatta kırmızı çok kıymetli renktir. Anadolu insanı buna metiyeler düzmüştür kırmızı olsun, üç kuruş fazla olsun, allı morlu türküler. Hatta meşhur bir sözümüz var. Ne o? Kızın çirkin mi kırmızı giydir demişler. Kızın çirkin mi kırmızı giydir. Şu anda üstünde kırmızı giyenler alınmasın lütfen. Tevafuk oldu denk geldi. Bir de öğretmenlerim en az kalıcıyı sorabilir size. En az kalıcı rengimiz de mavidir. Mavi renk zaten bilgiyi kalıcı hale getirmek için kullanılan bir renk değildir. Sakinleştirici, dinlendirici bir renk olarak tercih edilir. Dikkat edin Facebook'un arka tabanı mavidir. İşte e, ne bileyim Windows'un arka tabanı mavidir. Uzun süre bununla ilgilensinler ve gözleri yorulmasın diye böyle bir şey oluşturulmuştur. Evet renklerle ilgili vereceğim bilgiler de bunlardı. Öğretmenlerim unutmuyorsunuz. Görsel tasarım ögeleri bunlardan ibaret. Çizgi, şekil, form, alan, boyut, doku ve renk kullanarak biz neyi meydana getiriyoruz? Görseli meydana getiriyoruz. Şimdi gelelim artık şu ilkeleri incelemeye. Görseli hazırlarken uyacağımız kurallara bakalım. Bütünlük. İlk konuşacağım bütünlük. Bütünlük görselde bir anlam bütünlüğü olmasıdır. Bu nasıl olur peki? İstenilen mesajı karşı tarafa doğru şekilde veriyorsa olur. Ben nereden anlayacağım bunu? Şöyle bir sayfa çizeyim. Bu bizim sayfamız olsun. Alan olsun yani. Şimdi ben burada şöyle bir şey çizsem ne olur? Aklına ne gelir senin? Muhtemelen daha tepe gelir. Normalde sağ çarpık dağılım gelmesi lazımdı. Eğer derslerine iyi çalışsaydım. Şöyle bir şey eklersem ne gelir aklına? Aha da deniz dersin. Hatta buna şöyle bir şey de ekleyeyim. Bak hop güneş de yaptık. Geldim. Bir de şunları ekleyeyim. Bunlar ne? Bunlar da bulutlar. Şimdi buna baktığınızda ne dersiniz öğretmenlerim? Bir manzara resmi dersiniz. Ama bir dönem Milli Eğitim'in kitabında olan bir görseldi bu. Şöyle şeyler ekliydi burada. Şu şekilde oklar falan yerleştirmiş. Şöyle yapmış. Şöyle bir görsel yapmış. Sonra getirmiş. Şöyle götürmüş. Bu artık ne görsel oldu? Su döngüsünü anlatan bir görsel oldu. Başta manzara resmi olan bu görsel nasıl su döngüsünü anlatan bir görsele dönüştü? Çünkü şu oklar sağladı bunu öğretmenlerim. Eğer bir görselde anlam bütünlüğü sağlamak istiyorsanız, mesajı karşı tarafa doğru iletmek istiyorsanız, görselde kullandığınız öğeler arasındaki ilişkileri belirginleştirmeli, bunları göstermelisiniz. Oklar ne işe yaradı? Bu görseldeki suyla güneş arasındaki bağı gösterdi. İşte bulutla Tepe arasındaki bağı gösterdi. Yeraltı kaynaklarıyla deniz arasındaki bağı gösterdi. O yüzden unutmayın. Görselde bütünlük sağlamak istiyorsanız görseldeki ögeler arasındaki ilişkileri belirginleştirmeli. Bunları göstermelisiniz. Mesela kavram haritası kavramları ilişkilendirdiği için bütünlük sağlayan bir görseldir deriz. Evet geldim. Diğer ilkem denge. Şimdi denge bu eşit kollu teraziden düşünebileceğim bir şeysin. Bakkallarda, kasaplarda görmüşsündür. Böyle eşit kollu terazi T şeklinde olur. İki tarafında kefeler olur. Onların dengede olması için ne olması gerekiyor öğretmenlerim? İki tarafta eşit ağırlık olması gerekiyor. Denge buna denir. Bu bir sayfa diyelim ki. Ben buna geometrik şekiller çizmişim. Şöyle geometrik şekiller çizmiş olayım. Bana soracak burada denge var mı yok mu diye soracak. Bak bir görselde dengeyi bulmanın yolu şöyle ortadan ikiye bölüyorsun tamam mı görseli? Terazi gibi düşünüyorsun. Bu terazinin direği. İki tarafta da kefeler var gibi düşünüyorsun. Burada iki taraftaki ögelerin ağırlıklarının denk olması lazım. Ögenin ağırlığı ne demek? Ögenin kapladığı yer demek. Burada bir tane öge var. Bunun kapladığı yer bu kadar. Burada üç tane var. Bu üçünün kapladığı yer bu kadar. Şimdi bakıyorsun bu tarafa kayıyor kefe. Terazi bu tarafa kayıyor. Burada daha fazla ağırlık var. O zaman bu olmaz. Bu dengesiz bir görseldir. Ben ne istiyorum peki öğretmenlerim? Görseldeki ögelerin her iki tarafa <laughs> dengeli şekilde yerleştirilmesini istiyorum. Bunu sağlarsam bununla da denge olacaktır. Peki denge nasıl olur? Denge iki türlü gerçekleşebilir. Bir formal denge şeklinde, bir de informal denge şeklinde. Ondan bahsedeyim. Bu iki görsel de dengede olan görsellerdir ama denge türleri birbirinden farklıdır. Şimdi ne yapacaksın sana dedim? Ortadan ikiye böleceksin dedim. Böldün. Buradaki görüntünün aynısı burada da varsa yani simetri varsa ben buna formal denge derim. Formal denge nedir? görselin her iki tarafında eşit öge vardır. Simetri vardır. Bunun adı formal dengedir. Gelelim buraya. Yine ortadan ikiye böldüm. Bakıyorum simetri yok bu sefer. Ancak bunun kapladığı yerle bu ikisinin kapladığı toplam yere yaklaşık olarak birbirine denk. Buna da öğretmenlerim asimetri diyorlar. Adı da informal denge. Neymiş o zaman informal denge? Görselin her iki tarafında farklı ögeler vardır. Ancak toplam ağırlıkları birbirine denktir diyoruz görsel dengede olmalı, böyle dengesiz olmamalı. Dengeyi nasıl sağlarız? Ya simetrik, formal ya da asimetrik ama ağırlıkları denk olacak şekilde sağlarız diyoruz. Geldim diğer ilkeme, vurgu. Vurgu konuşmaya da olan bir şeydir iletişimde. Vurgu ve tonlama deriz. Nasıl vurgularız bir kelimeyi, bir cümleyi konuşurken? Onu daha baskılı, daha gür sesle söyleriz. Şimdi diğer kelimeleri belli bir ses tonunda söyleyip onu bir anda artırırsan dikkat çekici hale getirirsin, vurgulamış olursun. Görselde de dikkat çekmek istediğiniz ögeyi ne yapmalısınız öğretmenlerim? Diğerlerine göre farklılaştırarak ön plana çıkartmalısınız. Mesela şöyle düşün. Dört tane geometrik şekil olsun burada. İşte üçgen, daire, yıldız, kare gibi. Daireye Vurgu vermek istiyorum. Nasıl verebilirim? Mesela diğerlerini boyamam. Sadece onu maviye boyarım. Vurgulamış olurum. Ya da sadece onu okla gösteririm. Vurgulamış olurum. Ya da onun altını çizmiş olurum. Vurgulamış olurum. Daha büyük çizerim. Vurgulamış olurum. Parlak yapmış olurum. Vurgulamış olurum. Onu üç boyutlu gösteririm. Vurgulamış olurum. En Envai çeşit tür olur. Mantık şu. O ögeyi farklılaştırarak ön plana çıkartırsam vurgu vermiş olursun. Ve görselinde önemli şeyleri vurgulamalısın. Genellikle kullanılanlar. Sen de kullanıyorsun. Notunda önemli şeylerin altını çiziyorsun. Bu bir vurgudur. Ya da tezlerde vurgulanacak yer italik yazılır. bunlara dikkat edersen görürsün rahat şekilde. Burada vurgudaki mantık onu farklılaştırarak ön plana çıkartmaktır. Bunu yazılı döküman hazırlamada bir daha konuşacağım da şimdi de söyleyeyim. Bütün görselde aynı vurgu tipini kullanmanız gerekir öğretmenlerim. Mesela 30 sayfa bir dökümanınız var. Bu 30 sayfada işte yarısında italik vurgu verip yarısında altını çizerek vurgu vermezsin. İtaliyi mi seçtin? Bütün dokümanda aynı vurgu tipini kullanman gerekir. Çünkü öğrenci öteki türlü şunu ayırt edemez. Bu mu daha önemli, şu mu daha önemli? O yüzden tek tip vurguyla gitmen gerekiyor. Geldim diğer ilkem. Hizalama. Hizalamada mantık dikey ve yatay olarak hizalama. Bak. Şu hizadır. Yatay hizalamadır. Ya da şu. Dikey hizalamadır. Görseldeki ögelerin dikey ve yatay olarak hizalanması gerekir. Bunu pek çok noktada görürsün. Herhangi bir kitap aldığında da görürsün mesela. Görsel materyalleri de görün. Bak dikkat et. Bir çözümü açtığında ne yapıyor? Aynı satır başlarından başlatmış. Bütün satırlar aynı hizadan başlamış. Ya da dikkat edersen iki çözümü yandan aynı hizaya yerleştirmiş. Ya da herhangi bir sayfa açtığımızda soruları gördüğümüzde bak ne yapmış? imlerin hepsini aynı hizaya denk getirmiş. Ya da ne yapmış? İki sorunun hizasını aynı şekilde almış. Sayılar aynı hizada yerleştirilmiş. Dikey ve yatay olarak hizalanmış. Yani öğretmenlerim, bir görselde ögeler dikey ve yatay olarak hizalanmalıdır. Peki niye böyle bir şey yapılmalıdır? Daha kolay okunması için bu yapılmalıdır. Word'de Word uygulamasında Microsoft Office'in karşılaşmışsındır sende. Sağa yasla, sola yasla gibi seçenekler vardır. İki tarafa yasla gibi. Sağa yaslayıp baktınız mı hiç bilmiyorum. Sağa yasladığınızda sol taraf Ege'nin kıyıları gibi oluyor ve okunaklık düşüyor. Ama hizalarsanız okunaklı olur. Dikkat ettiniz mi hiç? Yazmaya yeni geçen çocuklara çizgili defter kullandırırlar. Çünkü çocuklar harfleri aynı hizada yazamazlar. Çizgi sayesinde hiza alırlar. Hepsini aynı hizada yazabilirler. Hatta bu çocukların defterlerinde solda kırmızı kılavuz çizgi vardır. Bütün satır başlarını aynı yerden başlatabilsin diye. Çünkü hizalanmış görsel her zaman hizalanmamış görsele göre daha rahat okunur diyoruz öğretmenler. Geldim diğer ilkem yakınlık. Yakınlık biraz insan algısıyla alakalı bana sorarsanız. İnsanlar yan yana duran şeyler arasında bağlantı olduğunu düşünür. Mesela bir kız bir erkek arkadaşınız olsun aralarında hiçbir şey olmadığını biliyorsunuz. Bir gün onları kafede baş başa görürseniz hemen ağız yüz yapmaya başlarsınız. Eee hınzırları hiç belli etmiyorsunuz filan anlayalım yani filan bir de bu laf vardır kim çıkarttıysa. Belki de soru çözmeye gittiler sadece. Niye öyle diyorsun? Yersen tabii. Ama orada yan yana gördüğün için aralarında bir şey olduğunu düşünüyorsun. Demek ki insan algısı bu. İnsan algısı ne düşünüyor? Yan yana duran şeyler arasında bir ilişki, bir bağlantı vardır. O yüzden biz de diyoruz ki yan yana duran ilişki, ögeler madem ilişkili algılanıyor, alakasız ögeler birbirinden uzak yerleştirilmelidir. Bak şimdi burada göreceksin. Bunların hepsi öge. Aralarında belli ölçüde bağlantı var. Bir arada yazılmışlar, birbirlerine yakın yazılmışlar. Bunların hepsi ilke, aralarında ilke oldukları için bir bağlantı var. Hepsi bir arada yazılmışlar. Ögeler, ilkeler birbirinden farklı şeyler. Bak aralarına ne koymuşuz? Mesafe koymuşuz. O yüzden öğretmenlerim ilişkili şeyleri yan yana yazıyoruz veya yerleştiriyoruz. Alakası şeyleri birbirinden uzak yerleştiriyoruz. Görselimizde bunu ifade ederiz. Mesela yazı tahtası kullanırken. Senden önceki öğretmen bazı bilgiler bıraktıysa onları temizledikten sonra kendi bilgilerini yazarsın. Çünkü öğrenci bunları yan yana görürse aralarında bağlantı olduğunu düşünebilir. Yanlış öğrenme gerçekleşir. Bunun olmasını istemeyiz. Evet şimdi geldim son ilkem artık. Tekrar devamlılık. Evet hanımlar bu da sizin kulvarınızdan bir bilgi esasında. Konsept dediğiniz bir şey vardır. Mesela düğünün konsepti vardır. Evdeki mobilya dekorasyonunun konsepti vardır. Pek çok yerde kullanıyorsunuz bunu. Düğününde bir konsepti belirler gelin. Nedir o? Mor kelebek. Salona bir girersin kelebekler vadisi gibi. Sandalyenin arkası mor kelebek. Peçetelikte var mor kelebek. Davetiyede zaten var mor kelebek. İmza attığı kalemin üstünde bile var mor kelebek. Ne demektir tekrar devamlık? Bir ögenin tekrar tekrar kullanılması ile görselde bir estetik konsept oluşmasıdır. Hemen bunu yine görselleştirelim. Kitap üzerinden. Bakın öğretmenlerim herhangi bir kitabı açtığınızda piyasadaki herhangi bir kitapta görebilirsiniz bunu. Belli şablonlar vardır. Mesela bak cevap anahtarı şablonu belirlemiş. Tekrar tekrar kullanmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 defa kullanmış iki sayfada. Niye hepsinin aynı görseli tekrar tekrar kullanmış? Estetik konsept oluşturuyor. Bak burada bir şablon belirlemiş. Bütün sayfalarda bunu kullanmış. Niye kullanmış? Estetik konsept oluşturuyor. Birinci fayda bu. İkinci fayda ben bu sayede öğrencinin konuyu, konunun akışını daha kolay takip etmesini sağlarım. Herhangi bir konu kitabını açın üniteye girin bir üniteye. O ünitenin başından sonuna kadar her sayfanın üstünde o ünitenin adı yazar. Tekrar tekrar yazmıştır. Peki niye yazar öğretmenlerim bu? Çünkü öğrenci çalışırken konuyu takip etsin diye. Tekrar devamlılık bu işe de yarar diyoruz öğretmenlerim. Evet bunlar da bizim ilkelerimizde bu şekilde bir görsel oluştururken bütünlük, denge, vurgu, hizalama, yakınlık ve tekrar ilkelerini dikkate aldık. Görsel tasarım ögelerini ve ilkelerini de incelemiş olduk. Bugün sizlerle nelere baktık? Materyal tasarımındaki birkaç temel kavramı inceledik. Materyal hazırlarken neler yapmalıyız bunları gördük. Materyal kullanmanın bize sağladığı faydaları konuştuk ve en son görsel tasarım diyerek bugünkü dersimizi noktaladık öğretmenlerim. Materyal tasarımının birinci oturumuydu. Burada kulaklarınıza sağlık demek istiyorum. Canlı yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Şimdi materyal tasarımından çıkmış soru sayım az olduğu için en sonunda toplu şekilde çözeceğim çıkmış soruları onu söyleyeyim program geliştirmeden ve öğretim iki yöntemlerinden bir alışkanlığımız vardı. Her konunun sonunda çözüyorduk. Ama burada biriktirmemiz gerekiyor. Çünkü soru adedimiz sınırlı. Bugünkü canlı yayınıma katıldığınız için teşekkür ederim. Beni evlerinizde misafir ettiniz. Sağ olun, var olun öğretmenlerim. Cuma günkü denemede görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. İyi geceler diliyorum hepinize. Çalışmanızda kolaylıklar.